Tarihi uzay yolculuğunda artık sona yaklaşılıyor. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı ve ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağı saat belli oldu. Gezer Avcı yarın Türkiye saatiyle 14'te istasyondan ayrılacak. Alper Gezer Avcı istasyonda kaldığı yaklaşık 2 haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi. Gezer Avcı ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülüyle dünyaya dönecek. Kapsülün Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor. 19 Ocak'ta 36 saat süren uzay yolculuğuna başlayan Alper Gezer Avcı'nın ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü "İstikbal göklerdedir". Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştıktan sonra bilimsel çalışmalarına başladı. Türk, İspanyol, Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu mürettebat, 20 Ocak saat 13.15'te alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan istasyona kenetlendi. Gezer Avcı'ya 14 günlük yoğun bir program hazırlandı. Türk Uzay Bilim Misyonu programı kapsamında belirlenen 13 deneye başladı. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar geniş bir yelpazeden seçilen deneyler bilimsel literatüre katkı sağlayacak. Çocukluğundan bu yana pilot olmayı hayal eden ve 21 yıl boyunca bu görevi icra eden F-16 pilotu Gezer Avcı, 36 bin aday arasından seçildi. Yoğun programla çalışan Gezer Avcı, video konferans yöntemiyle ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı. İkinci görüşme için ise adres Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezer Avcı ile görüştü. O görüşmeye Teknofest yarışmacıları da eşlik etti. Türkiye'nin ilk astronotu Gezer Avcı, öğrencilerin de sorularını yanıtladı. İkisinin arasında çok büyük fark var.